Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rise of the Witch King mini turnuvasında buluştuk. Bugünkü karşılaşmayı Revo vs. Tonyu arasında oynanacak. Bakalım bu karşılaşmanın galibi kim olacak? Maçlar best of the three şeklinde olacak. İki maç 2-0 yapan, iki ya da 2-1 yapan alacak. Hadi bakalım göreceğiz. Hemen arkadaşlar Game Ranger de odaya gelmiş. Hadi başlayalım demiş. Okey dedik. Go 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 demek. Hadi başlıyoruz. Maçımız başlasın. Şu an YouTube'dan izleyecek olan arkadaşlar için de ufak bir hatırlatma. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz de videolarımı sevinirim. Şimdi hemencik foy foy gelsin. Board of Eisen'ımızı açtık. Slotumuzu açtık. Kurallarımızı ayarladık. Şu anda maç için hazırız. Arkadaşların gelmesini bekliyorum. Şimdi kimler gelmiş bakalım. Raid burada, Zorba burada, Azat burada, Panther burada. Başka kimler var burada? YouTube'a bir selam göndermek isteyen arkadaşlar varsa alabiliriz buradan. İsmini saymadığım. Evet arkadaşlar hazır. Ve maçımız... Ne oluyor be? Düştü. Niye çıktı bu adam? O ne lan? Adamın adı ne? Obama. Obama Mobama yazmış oraya. Ulan kendimi observer yapmamışım. Helal olsun. Hadi hadi hadi. Hadi be. Heh. Evet. Tony vs. Revo maçı şimdi sizlerle arkadaşlar. BFM bir çöp ya demiş. Ben de sevmiyorum. Evet, 2 numara haritanın alt tarafında Tony Goblins'le, haritanın üst tarafında Revo Angmar'la oynayacak. İki arkadaşa buradan başarılar diliyorum ve umarım iyi olan kazanır. Savaşı göster! Dedik, al sana savaş. Ya Zorba, ne anlatıyorsun yandan yandan? Revo'dan ne geldi? Ekonomi başlangıcı oraya gittiğine göre aynen. Agmar tarafından ekonomi, Goblin tarafından da bir ekonomi başlangıcı gelmiş. Bakalım Toyn'u neler yapacak? Acaba Revo'yu paramparça edebilecek mi yoksa mağlubiyetini alıp Fransa'ya dönecek mi? Fransız mıydı bu arada? Sürekli soruyorum hiç kimse de cevap vermiyor. Panther adamı sen getirdin bir cevap ver ya. O kadar kötü peç olmaz. Ne demişler? BFM 1. BFM 1 için biri iyi biri kötü diyor chatte arkadaşlar. Tamam bu arka chatte BFM 1 muhabbetleri var. Biz burada bakalım Goblin tarafın neler geliyor Goblin'den. Goblinler geliyor tabi Goblin tarafından. Minik minik goblincikler gelecek. Örümcekle başlamadı. İkinci Goblin binasını mı yapıyor diyecektim ki tam evet. İkinci Goblin binasını da yaptı. Goblinleri peş peşe gönderecek arkadaş. Trollmaster geliyor. Bakalım mızraklı mı çıkartıp layer'lara mı, mağaralara mı gidecek? Yoksa karşı tarafa ufak bir saldırı düzenlemek için kılıçlı birimleri mi seçecek? Bir de baltalı seçip saldırıyormuş. Ben de kalıyormuşum şimdi böyle. Tercihlerimde. Hafif bir kasma var şu an fark ettiyseniz. Herhalde aynen kılıçlı birimlerle karşı tarafa saldırı yapıyor. Goblinler de karşı tarafa aynı şekilde saldırı yapıyor. Oyun kasıyor. Ve Goblin'den surprise gelecek. Var ya Goblin spam'i yapar da buraları boğarsa Goblin'lere. Üf, üf.
Goblinler çıktı tünellerden savunmak için. İşte Goblin'in bu özelliği çok güzel. Cüce'de mesela tamam, onlar da böyle tünellerden falan çıkabiliyor. Mineshaft'tan falan ama yani ağır birimler olduğu için hareket ettirilmesi, şey yapması bayağı zor. Biz burada bakalım Goblinler neler yapıyor diye de. Bu ne? Ne oluyor burada? Ha, işçisini kaybetmemek için zımbırtıdan yapmış. Neydi onun adı? Duvar. Bak, gördüğünüz gibi şu anda, şu anki görünüşe göre Goblin hem savunmasını hem saldırısını yapıyor. Tabi saldırı da pek başarılı olamamış. Ama yani ikisini birden götürecek. Ve demem o ki Goblin kazanabilir de. Şu Trollmaster'ı bir dövebilirse kazanacak da. Buradan iki tane geliyor şimdi. Onların Goblin okçusu gelmesi lazım. Hiç okçu basıyor mu? Okçular iyi keser onlara büyük ihtimal. Hafif kasmalar var oyunda. Gördüğünüz gibi takılmalar ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hadi zehirle bunları. Hadi. Bu ne? Evet, saldırı yerine savunmada kullanmak zorunda kaldı. Arkaladı. Güzel. Belki Trollmaster'a vurur da. Erkenden kaybeder birimleri. Hadi. Vuruyor mu? Vurmuyor. Goblin kazanacak derken Goblin kaybediyor be. Ama hiç belli olmaz. Evet. Şu anlıma bir daha bakayım da. Azalmış en azından. Evet. Üf. Adam şey, mızrağa ihtiyaç duymadan gitmiş layer'ı almış, görüyorsunuz. Arkadan hala Trollmaster'ları ısmenleyip duruyor. Parçaladı, parçaladı. Goblin'i canına okudu. Da oyun donuyor. Ben böyle bir nokta atayım. Sanki bir işe yarıyormuş gibi. Goblin 3 farmla duruyor. Bak 1, 2, 3, 4. Ki o yeni yaptığını saymazsa Karbin'in de 3 farmla duruyormuş yani. Oradan nereden gördün? Ben göremiyorum ya. Haritadan, mini haritadan mı bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Herzlem işkinci mızrağa gerek yok. Bir goblin bile alıyor vurguları demişsin. O zaman niye kayıp başlayayım ki? Kayıp başlamanın bir manası yok o zaman yani. Bir de kasmasa. Pipe daha kusursuz alıyor ama gerek yokmuş, baksana. Evet. Goblin yavaş yavaş tükenmeye başladı gibi. Bakayım bu birliklerle burada bir şey yapabilir mi? Yapar yapar. Ki arkadan birlik üstüne birlik çıkartıyor. Evet, Goblin'in işi zor gibi gözükse de bakalım. Hey, Mirak! Listen to me. Look! Look, Tony! He is lost. Ya. Mirak şimdi basıyormuş küfürü. Ulan Mirak. He is well. Defeated. Yok edilecek o, yok edilecek. İnşallah kötü İngilizcemle kendimi anlatabiliyorumdur Mira. Bak, bak. WTF lan, başlarım WTF'ne. Bu da beni tut. Kötü İngilizceyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bravo Jode. İngilizce sunuyorsun da. Gaz ver. Ama gaz verme. Boş ver. Gaz verirsen şimdi kötü devam ederim böyle sunmaya. Arada susmak gerekiyor. Şimdi... Gördüğünüz gibi hiçbir şeyini kaybetmiyor. Goblin tarafı birazcık perişan durumda. Ama bak 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 bak. Trollmaster'ı vurmuş da. Adam tepki vermedi.
Türkçe konuşuyorsun sandım. Adamın İngilizcesi o kadar mı kötüymüş ya? Yine kendimi haklı çıkarttım, görüyor musun? Adamın İngilizcesi o kadar mı kötü? Aha, işçisini kaybetmiş. Revo ne yazık ki burada işçisini kaybediyor. Ama üzülmesin. Biraz sonra oyunu kazanacak. Belli yani. Evet, Tony Yu GG'sini verdi ve ilk maçı kaybetti. Tahmin ettiğimiz gibi herhalde şeyden kaybetti. Yani şeye sinirlenip çıktı bence. Biraz hafif bir kasma yapıyordu. Herhalde ona sinirlendi, çekti gitti. Ama olsun. Revo'yu buradan tebrik ediyoruz ilk maçını kazandığı için. Hemen ikinci maçları için buradan Foy'u seçelim. Ben hemen bir tane slot açayım. Açtık mı? Açtık. Kendimi de observer yapayım. Tamam, tamam. Mirak, where are you, Mirak? Evet, maçımızı başlattık. İkinci maçları başlıyor. Revo vs. Tony'nin ikinci maçı sizlerle. Mirak, tell me. Where is Gandalf? Evet, Revo cüceyle üst tarafta, Tony Angmar'la haritanın alt tarafında oynayacak. Hadi bakalım. İyi olan kazansın bakalım. Neler olacak? Zorba yazma beni demiş. Çünkü zorba tırsak, zorba korkak. Turnuvalara katılamıyor. Buradan YouTube'dan izleyen arkadaşlar da duysun yani. Değil mi? Güya bir ara ilk 10'a girmişti güya. Kendi aralarındaki ilk 10 dünya çapında. Ama şimdi turnuvalara bile katılamıyor. Çünkü benden korkuyor. Katılmayacağım Zorba, katılmayacağım. Tamam. Rahatça katılabilirsin. Angmar tarafından ekonomi başlangıcı geldi ve bir barak mı atıyor? Onun da adı barak diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor? Hall of the Kingsman şeklinde geçiyormuş. Asker çıkarma binası diyoruz. Onu mu diyeceğim? Tamamdır. Hall of Warriors geldi. Cücelerin de ekonomi başlangıcından sonra. Ya şimdi tecrübeli bir oyuncu olduğu için Revo cüceyle bayağı bir sağlam oynayacak diye düşünüyorum ama Angmar da öyle debuffçı bir ırk ki yani Revo kaybedebilir yani cüce olsa bile. Bakalım ne olacak. Zorbalator salın beni, salın artık. Şampiyon olmak istemiyorum demiş. Peki sen bilirsin. Angmar ikinci binasını da dikiyor. Neydi? Hall of the Kingsman miydi? Aynen. Cüce ne yapıyor bu sırada? Cüce önce... Ne yapıyorsun cüce? Buraya niye yapmadın? Buraya mı yapacaksın? Şuraya mı yapacaksın? Buraya mı yapacaksın? Nerede Pike'lar? Pike basmamış. İkinciyi mi attı? Ne yaptı bu? Aynen iki. Erken bitirmeye gidecek galiba. Şurayı iki binasını da yıkabilir o iki birimle. Bakalım ne yapacak? Tünel münel atmış. Şimdi bu siyah renkli bir şeyler var mı buralarda? Göremiyorum haritada. Yok. Üçüncüyü de atıp mızraklıyla da mağaralara gidecek büyük ihtimal.
Ben nereye atacak tünelini ya? İşçisi nerede? Burada işçisi vardı, kaçırmış. Tamam, şimdi çözdüm. Buldum yerini. Surprise yapacak, surprise. Anam geri gidiyor, geri gidiyor. Anladı tünelden çıkacağını. Dedim geri gitmiyor, vazgeçti. Vazgeçti. Evet, tünelden çıktılar arkadaşlar. 3-1 cüce galiba. Evet, aynen 3-1 cüce çıkmış. Bu mızraklılar da bakalım nereye gidecek. Ayırdı birlikleri. Bu gitti. Bu tarafta da bu gitti. Bakalım başka sürpriz bir şeyler oluyor mu? Beyaz bu. Bize siyah lazım. Bakayım. Tamam. Tahmin ettiğimiz gibi. Aa, bu olmadı işte. Bu olmadı. Buradan dayak yiyebilir. Ama buradan çok güzel oynuyor bak. Aa, kendi yıktı binasını. Güzel parayı da aldı. Oo, balına bak şimdi ya. Gitti Trollmaster'ı öldürdü. Ama uyuyor. Çok güzel aldı orayı ama. Döndü tamam. Evet, Tony da şu anda uyku modunda. Tony is sleeping now. Neydi o adam, onu unuttum lan. Mirak, Mirak. Listen to me. Watch me, Mirak. Evet, cüceler burada telef olmuş. Pek bir şey yapamamış. Cüceleri unuttu. Mesela böyle koşturmasaydı iyiydi. Tamam, o bina da gider. Bu bina da gider. Başka cüce görebiliyor muyum? Oyun kasıyor ya. Tünele bakalım. Oo, iki tane daha geliyor. Burada daha çok can yakılacak. Oyun ne kadar da kastı böyle. Cici şimdiden. Yani cüce alacak gibi gözüküyor ama hala o beklediğim güzel saldırıyı yapmadım. Ama beklediğim güzel saldırı şu iki asker çıkama binasını yerle bir etmesi de. Onu yapamadı bir türlü. Nereden çıkardı bunları ya? Buradan niye çıkardı ki? Aa, korkutmak için. Tamam, bunları bir sok ya. Nereye götürüyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Yapma yapma yapma. Burayı yıktırma. Burayı yıktırma. Burayı yıktırma. Yıktırma burayı. Yıktırma burayı. Ya da kaç, nereden yapacak ki? Başka işçisi var mı? Bakıyoruz. Cüce hem savunuyor hem savaşıyor. Arkadan birlik basmıyor. Acaba Gulo'yun yolda mı? Gulo'yun gelince şu an bir Morgomir, bir de Hvaldar gelirse Angmar'da bayağı işler yapar gibime geliyor şu anda. Bakalım neler olacak. Morgomir'in debuff'ı, Hvaldar'ın da artı armor ve DPS demeci ile bakalım. Oo, cüceler fena dayak yemiş burada. Bak, Hvaldar geldi. Güzel hamle. Şimdi Morgomir'i bekliyorum. Morgomir de gelirse yeme de yanında yat. Ondan sonra zaten bir de peşine bir karşı çakar. Of, zehir, debuff, damage artı zırh. Armor yani. Hepsini kombolayacak. Ondan sonra cüceler dayağı yiyecek. Bakalım dediğim gibi olacak mı? Şimdi Morgomir'le karşıda gelirse cüceler GG. Cici miyen? O Bart gelmiş. O kötü oldu ya. Evet, cüceler bir para binasını daha kaybetmiş yukarıda. Burada neler oluyor? Bart gelmiş mi? Gelmiş. Hop.
Bunu niye yıkıyorsun? Burada Valdar ne yapıyor? Hah, geri çekiliyor bak, tamam. Bunu kaybetti çünkü. Killman. Hadi be. Cüceler bayağı bastırıyor. Tutamıyor cüceler, öyle kuvvetli yapmışlar ki cüceleri. Cücelerin nerflenmeye ihtiyacı var. Nerf. Anlıyorsundur. Mirak, nerf. Dwarf. Dwarf need nerf. İnşallah anlıyorsundur beni. Understand me, Mirak. Kötü İngilizcemle anlattım derdimi gene. Evet, şu hamle kötü bir hamle. Bunu yıkarsa çok güzel olacak ki arkadan destek geldi, yıkamaz. I had to play Angmar vs. Dwarves demiş Mirak. Ne GG's? Ha doğru, yani burada GG artık burayı tutamaz. Teşekkür ediyoruz. Toynio neydi lan adamın adı? Toynu. Toynio'ya teşekkür ediyoruz buradan. Reboy'u da tebrik ediyoruz arkadaşlar. YouTube'dan şu anda izleyen arkadaşlar varsa da hatırlatayım hemen, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet, bu maçımız da bittiğine göre yayınımızı sonlandırabiliriz. Evet. Hemen. Saçım başım da dağılmış biraz ama olsun. Hadi idare edin böyle. Evet, bir yayınımızın da o zaman burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki yayınımıza tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye.